Evet merhaba selamlar. Bugün ilk defa sizlerle hayatımda bir Corsair ürünü inceledim. Onu anlatacağım. İnceledim diyorum çünkü ben bunun kutusunu açtım bir hafta öncesinde. Oyunlar oynadım vesaire. HS80 RGB Wireless kulaklığına bakacağız Corsair'ın. Dilerseniz önce kutu açılışını izleyelim. Ondan sonra gelelim. Ben bütün tecrübelerimi dilim döndüğünce anlatacağım. Bence güzel giriş oldu be. Evet, HS80'in, bu arada HS80'in kablosuzlu wireless modelinin kutusunu açıyoruz. Bu arada ilk defa bir Corsair ürününü kutusundan çıkartıyorum. Şöyle dışına bakalım. Böyle tırtıklı geliyor. Ee, burada yazıyor ki işte PC ile Mac ile, PlayStation 5 ile PlayStation 4 ile uyumdur diyor. Dolby Atmos var diyor. Premium Gaming Headset diyor. Burada kutu içerisinde neler çıkacağını gösteriyor. İşte <laughs> bir adet kulaklık diyor. Wireless şeyi dilerseniz kablosu da varmış. Yan tarafında Corsair. Şöyle göstereyim. Üst tarafında Şöyle tekrar. Şu herhalde Ta da! Bu arada şöyle kutusunda, da burasında sünger var. Şöyle göstereyim. Burayı da korumuşlar. Evet, kendisi çıktı. Bayağı da böyle şey duruyor ya. Malzemeye falan değiniriz ama oturaklı duruyor yani. Cümleyi, kelimeyi bulamadım. Premium. Premium bir de hakikaten şey böyle yani. Dolu dolu. Böyle dolgulu. Yine bir Corsair var. Açtık şöyle. Bakın neler çıktı. Öncelikle Corsair HS80. HS80 yani onun şeyi var information vesaire. Yani Dolby Atmos'u da muhakkak deneyin diyor deneriz. Burası bizim yüksek teknolojiye sahip olan, zaten incelemede anlatacağım ama bu kulaklığımızın dangılı. Burada yine Corsair var. Tam yine burada ışıklar çıkacaktır. Şu an takmadık. Bunu kaybedersek ağlarız. Her dangılda olduğu gibi. Bu da kablomuz. Yalnız kablo şunun dibinde de var. Bir zoom girebilir miyiz? Göstereceğim dangılı göstereyim. İçi siyah. Şurada bir aparat var. Bursa'nın şeffaf Corsair logosu var. Şu kablo sanki böyle parça parçaymış gibi geliyor ama şu kablosunda Corsair yazıyor. Yine burada bir şey var ama tabii çıkmıyor. Sadece tasarım böyle yani. Örme. Örme bir kablo ve bir ucunda Tip-C var. Dilerseniz de Tip-C ile bağlayıp şarj ediyorsunuz. Dilerseniz değil. Bunu zaten arada bir yapmak zorundasınız. O da ayrı konu. Gelelim kulaklığımıza. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk defa yani bir Corsair ürünü kutusundan çıkarttım. Markayı kullanmamıştım. Kullanan arkadaşlarım var vardı. Tavsiyeden vardı. Şöyle göstereyim. Bir kere böyle oldukça oturaklı duruyor ve şu süngerleri bak havlu gibi. Çok garip bir dokusu var. Yani sanki böyle takınca mışıl mışıl mısın gibi. Öyle bir dokusu var ki sanki böyle terletmeyecekmiş gibi duruyor. Tabii ki de ben bunu şu an kutusundan çıkartıyorum. Bir hafta falan kullandıktan sonra incelemesini anlatacağım. O arada terlersem de haberiniz olur zaten. Şöyle bir kafa bandı var. Sizi kafanıza tam oturtuyor. Şuraya direkt kafanızın üstü değmiyor. Bu da belli bir süre sonra ağrı yapıyor normalde. Bu ayarlanabiliyor mu bilmiyorum. Evet ayarlanabiliyormuş. Cırt cırtlı bu kısım kısmı ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz iptal edebilirsiniz ama bunu tavsiye etmem. Üst tarafı yekpare, Corsair yazıyor. Yekpare olması çok güzel. Bazı yerlerde bazı firmalar tasarım olsun diye burayı ince yapıyor. İşte boşluk bırakıyor, terlemesin, kafayı çok değmesin falan. Ondan sonra çıt diye kırılıyor. Bence böyle bant artı sağlam bir gövde olması çok daha iyi. Benim başıma geldi oradan biliyorum çünkü. Bazı marka dedim. Onun dışında kulaklığımız sol tarafında mikrofon var. mikrofon hani şuraya atınca mute oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Bunun hepsini inceleme kısmında anlatacağım. Şöyle esneyebiliyor, şekil alabiliyor şöyle. Gayet iyi bakalım mikrofonuyla bir Discord ve Hatta Twitch testi bile yapabiliriz. Mikrofonun şey tarafı da bu şekilde. Şöyle göstereyim hatta ön tarafı da. Yine sağ tarafta ise Corsair'ın logosu var. Şöyle hafif bir sarı gold havası var şurada. Şu rengi görüyorsunuz. Keza yine burada. Ama şu şeyin içi yeşil mesela. Şu kafa bantının içi yeşil. İki renk kullanmışlar. Vallahi güzel gibi ya. Şöyle dönüyor da aynı şekilde şöyle doluyor. Böyle Darth Vader'ın kafası gibi oldu. Şöyle dönüyor. Şöyle dönmüyor. Direkt içe doğru dönüyor. Sol tarafında bütün her şey Type C girişimiz yani kablolu yaparsak buradan alıyoruz. Ses açma, kapama, basılabiliyor. Sanırım mute oluyor. Dediğim gibi bilmiyorum tam menüyü. Power tuşumuz da burası. Burasında HS80 yazıyor. Şöyle. Onun dışında da başka bir şey yok ama malzeme kalitesi yani mesela o aradaki sarı noktalar da çok şık gözüküyor. Çok güzel. Hangisi şunlar mı? Hı hı. İçeride de var mesela. Şu bantta da bir renk bantta var. Bantta işte yeşil. Bak. Ondan dedim zaten. Burası mesela burası niye yeşil? Ama zaten hani gözükmediği için sıkıntı yok da. Bu arada bu kafa bandının da sizin kafanızda gelecek tarafı deri. Arka tarafı kumaş. Ama şey böyle. Sağlam. Yani nasıl diyeyim sağlam. Emniyet kemeri gibi oluyor arkası. Öyle bir şey kumaştan. Daha şu dokuyu çok merak ediyorum. Bu havlu, havlumsu dokuyu çok merak ediyorum. Çıkıyor mu, temizleniyor mu bilmiyorum. Umarız terletmez. Evet, kutu içeriği bu şekildeydi. Kutusundan bunlar çıkıyor. Malzeme kalitesini yakından gördük. Bence malzeme oldukça doyurucu, doygun. Bakalım, deneyeceğim ben bunu bir hafta. Ondan sonra oturup size artısıyla, eksizliği anlatacağım. Evet, şöyle söyleyeyim. Bir kere malzeme kalitesi gözüme çok iyi geldi. Şu yastıkların böyle kalınlığı, bir de hafızalı hava geçiren vesaire diyeyim. Şu keza üst kafa bandının kalınlığı, sağlamlığı, esnekliği ve şu bantın oturtulması biraz böyle şey geldi yani sağlam geliyor gözünüze. Hakikaten diyorsunuz ki oturaklı, güzel bir kulaklık. Bu arada ufak detaylar var. Işte. Şurada altın rengi vesaire vesaire hani çok böyle tabii bunlar zevk meselesi. Onlara girmeyeceğim ama kalite olarak hani malzeme kalitesi olarak iyi bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben bunu bayağıdır kullandım. Hep Valorant oynadım, Discord'da konuştum arkadaşlarla vesaire. Ee, benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi olan bu kulaklığı kaldırınca mute alma özelliği. Gördüğünüz gibi zaten kırmızı oldu. Var. Mute alınca çok basit böyle bir sinyal verme yerine bir tane ablamız konuşuyor İngilizce bir şekilde. Güzel bir özellik. Önce ile başlayayım. Mikrofonu oynadım hani hep böyle testler yaptım işte konuşuyorum ses nasıl geliyor vesaire. Herkes iyi diyor. Discord'daki arkadaşlar da çok iyi geliyor. Hatta birkaç kişi böyle büyük yayıncı mikrofonu falan zannetti. E, mikrofonu oldukça iyi. Lan mikrofonunu anlatacağım nasıl anlatacağım bunu? Çok yönlü mikrofon. Yani geniş dinamik aralıklar olan iyi bir mikrofon koymuşlar. Hakikaten orada bayağı bir memnun herkes. Ayetten şöyle bir şey de var. Arkada böyle çok gürültü olduğu yerlerde de gürültü de vermiyor birkaç Böyle köpek havladı falan salondayken. Onunla sesi gitmedi. Kulaklığı taktık diyelim. Şşş, kulaklık oldukça rahat. Yani mesela terletmeyen oyuncu kulaklığı var mı? Benim bildiğim yok herhalde. Terletmeyen hiçbir kulaklığı. Yani hani hakikaten ne takarsanız sakın elbet bir gün terlersiniz ama bunda bu süre çok uzun. Yani atıyorum şimdi benim evde iki tane kulaklığım var. Memnunum aslında hepsinden de. Terletiyor ama bir yere. Kimisi bir saat sonra terletiyor, kimisi bir buçuk saat, iki saat sonra terletiyor. Bu üç saat civarı falan rahat rahat terlemeden durduğumu hatırlıyorum. Yani benim için çok uzun bir süre. Öyle söyleyeyim. Bu kişiden kişiye de göre değişebilen bir özellik. Hani evinde klima vardır, full 24 derecesindir. Hiç terlemezsin. Benim odamda klima yok. O yüzden bunun terletme süresini ben çok uzun buldum. Yani terletmiyor diyebilirim bu kulaklık için rahat rahat olmaz Ondan ziyade bence rahatlığı daha önemli. Ha. Aynen öyle. Yani rahatlık konusunda söyleyebilirim şu hani kalın böyle peluş gibi geldiği için midir bilmiyorum. E şimdi kadar kullanım en rahat kulaklık hissiyatını verdi bana. Yani takıyorsun böyle kafaya baskı da olmuyor. Takınca şöyle havada kalıyor. Şöyle kulaklığı oturtman lazım. Şöyle aşağı doğru indirmen lazım. Şu pozisyonda yüne sarılmış gibi bir hissiyat veriyor sana böyle. Hakikaten kulaklık şeyi bak tak bak arkadan bir anlayacaksın dedim şeyi. O böyle suni değil, şeyler gibi değil yani. Anladın mı bilmiyorum ama. Ve böyle yani şey böyle. Kulağını böyle sarıyor o yüzden sen hani sarılmıyorsun. Atkıyla falan böyle sararsın ya kış günü üstünü kapatırsın bu çocuklar okula giderken falan. O hissiyatı veriyor yani hakikaten. Ve bunda böyle boğmuyor sizi. Hava alıyor. Güzel. Yani tasarım açısından bunlar güzel. Şimdi seversiniz sevmezsiniz. Şöyle bakın üst kamerada görüyorsunuz. Ledleri böyle biraz temiz yanıyor ve ufak ama. Yani logosu küçük. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Benim hoşuma gidiyor. Kimisinin gitmiyor. Kimisi istiyor ki ben kulaklığı RGB koydum böyle parlasın yansın. Tabi bu da şarj süresini etkiliyor ama. led tarafı çok temiz yanıyor. Çok düzgün yanıyor. Ki neden sarı bu kulaklığa çok yakışıyor. Ben sarı kullanıyordum evde ya da kapalı ya da sarı kullanıyordum. Şöyle geldik şu tarafa. Kulaklığın kullanışından bahsediyorum. İşte ses açma kapama şöyle kaydırabiliyorsunuz ve power tuşumuz burada. İşte IQ uygulaması var. O uygulamadan bütün ışıkları vesaireleri ayarlayabiliyorsunuz. İşte equalizer'ınızı kendi özel equalizer mevzusunu halledebiliyorsunuz. Ve şey var işte kaç dakika kullanılmazsa bu kulaklık kendi kendine otomatik olarak kapansın var. Onu da belirleyebiliyorsunuz. O uygulamayı yine gösteririz sonra da şu özelliğini çok beğendim. Mesela buradan basıp basıp işte equalizer, işte süper chat sadece konuşma vesaire onları ayarlayabiliyorsunuz. FPS oyuncam oyunu gibi gibi seçenekler arasında gezebiliyorsunuz. Dilerseniz kendi setinizde ayarlayabiliyorsunuz. İşte ben rock müzik dinleyeceğim ona göre bir şey ayarlayacağım. Bunu neden söylüyorum? equalizer bir kere çok iyi çalış şu, ayrıca bu kulaklıkta 50 mm neomidium neydi bu bizim meşhur sürücü var ya neodimium ha neodimium sürücü var ve 20 Hz ile 40 kHz arasında bu sürücünün frekans aralığı yani sıradan standart bir oyuncu kulaklığın hatta piyasadaki oyuncu kulaklığın çoğu 20 Hz ile 22 kHz kilohertz arasında frekans aralığı değişirken bu kulaklığın 20 ile 40 kilohertz arasında değiştiği için ve sürücüsü bence kaliteli olduğu için hakikaten eğer e equalizer'ı iyi ayarlarsanız da çok güzel müzik dinleyebiliyorsunuz. Bangır bangır da hakikaten bası da tizi de gayet yerinde oluyor. Bunu da tavsiye ederim. Ama ayarlamanızı tavsiye edemek başta. Bunu çok basit bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. IQ uygulamasından her şeyi halledebiliyorsunuz edebiliyorsunuz demiştim. Işıkları, update'i vesaire. Aklınızda bulunsun. Update ederken bu kulaklığı kablo ile bağlamanız gerekiyor PC'nize. Hani zaten şarj olması için bağlıyorsunuz normalde. Tamam da yani yine bir şekilde update kısmına da bağlamanız gerekiyor. Dongle'ı var. Dongle'ı çok güzel bir dongle. Dongle diyorum ben ama dongle diyen de var. Şöyle söyleyeyim. Normalde hani kasamızın arkasında işte, işte önünde vesaire de USB yerleri bazen böyle sıkış tepiş olabiliyor. Atıyorum bir set aldınız, Corsair klavye aldınız, wireless işte mouse aldınız, wireless vesaire vesaire kulaklığınız da var. Bir set yaptınız kendinize. Üçünde dangle'ı var. Bunları isterseniz bu üç dangle yerine tek dangle bu kulaklığın dangle'ını tanımlayıp kullanabiliyorsunuz. Bu da kasanıza yer kazandırıyor. Ayrıca de işte ya o çıktı bu taktı vesaire olmuyor. Atıyorum bir kablo takıp klavyeyi şarj edip işte ondan sonra mouse'u şarj edip şey yapıp size yer kazandırıyor. Güzel bir özellik olmuş. Hani kullanırsınız kullanmazsınız ama ince düşünülmüş bir şey olmuş. Teknik özelliklerine gireyim. Hazır neodymium demişken başlayayım ona da. Sesi bir kere çok iyi. Hakikaten beğendim. Her şey net anlaşılıyor. Gecikme vesaire yok. Yani stream teknolojisi var. Ultra ultra düşük gecikmeli bir ses teknolojisi. Bu wireless'ta yaklaşık 2 yıldır Corsair bu teknolojiyi kullanıyor ve piyasadakilerin bayağı da üzerinde bir teknolojimiş Corsair'ın söylediğine göre web sitesinde çünkü aralarında daha fark var. Hatta ekran görüntüsünü koyayım karşılaştırmada. Bu size bir ayrı bir koridor açıyor. Onların anlatımına göre diyor ki ben bir şerit açıyorum sana ve bu şeritten her şeyi buradan gönderiyorum. işte. nasıl diyeyim akıllı frekans kayması diye bir şey var. IFS diye geçiyor. Onu ayarlıyorum. işte kablosuz sinyal atlama, sinyal algılama özelliklerim var diyor. Ve bunu da 18 metreye kadar da kesintisiz bir şekilde verebiliyor. Tabii ki de açık bir ortamda. Yani uzun bir range'de de hiçbir kayıp yaşamadan 18 metre kadar ben sana bunu sunabiliyorum diyor. Dolby Atmos, mekansal ses, şeyi var. Dolby Atmos Equalizer'ı indirip kurarsanız, bilgisayarınızı destekliyorsa, işte kullandığınız şey destekliyorsa muazzam bir şey var. Yani nasıl söyleyeyim, oyunun içinde hissediyorsunuz diyorsun, diyorlar ya hani böyle hakikaten ya o ortamdaymış gibi hissedebiliyorsunuz. Yani adam yanınızdan çıkıyormuş gibi geliyor. Hani ada adam sağdan geliyor demiyorsunuz da, ya adam sağında mı acaba lan falan oluyorsunuz. Onu da eğer bu kulaklığı almak isteyen varsa, alan varsa da işte herhangi bir kulaklığı varsa, Dolby'yi destekleyen varsa muhakkak bir kullanıp kurmanızı tavsiye ederim. Uza mekansal ses şeyde oldukça da yüksek. Bu arada hani Hani müzik dinleyenler için az önce konuştum hani böyle müzik dinlemek için çok ideal vesaire dedim ama hani gerçek böyle keyif almak istiyorsanız da kablosunu takarak deneyin. Yüksek verimi öyle alıyorsunuz ve hakikaten çok fark ediyor. 24 bit 96 kHz sesi de kablosu takılıyken verebiliyor size. Yani başında bahsetmiştim. Ecolizer'ı çok fark ediyor. Evet ama kabloyu takarsanız daha da fark ediyor. Olur da alırsanız kabloyu takarak bir müzik dinleyin çok memnun kalacaksınız. Evet, Corsair'ın HS80 RGB Wireless kulaklığı bu şekildeydi. Yani malzeme kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Rahatlığını beğendiğimi söyleyebilirim. Teknolojisi keza gecikmesi, mikrofonu vesaire bence okey. Şunu da söyleyeyim, kutu açılışı kısmında söylemiştim ama PlayStation 4'te ve 5'te de çalışabiliyor. Böyle bir kulaklık çıkarmış Corsair. Dediğim gibi ilk incelediğim Corsair ürünü, ürünüydü. Açıkçası hiç böyle hani takacak bir şeyini bulamadım. Hani bir negatif bir şeyini aradım. Negatif olarak söyleyebileceğim tek şey hani bilmiyorum takılmazsınız sonuçta görmediğiniz bir şey ama mesela RGB'ler böyle yanıyor ya. Mesela şu mikrofonun RGB'si yanmıyor. Bu mesela tek ışık. Bunu böyle on off'u var yani. Kırmızı oluyor, mute'da, açık oluyor, beyazda. Yani bir tek şurada bir RGB şerit olsa ve bunlarla aynı renk yapabiliyor olsam dedim. Onun dışında gayet, yani tabii tipi kişiden kişiye göre değişir ama tipi olsun, rahatlı olsun, negatif bir şey söyleyemedim kulaklığa, bulamadım. Evet, böyle bir incelemeydi. Corsair'i kullanan varsa yorum kısmına yazabilir. Bu kulaklığı yeni çıktı sanırım. Henüz kullanan fazla yoktur ama olur da alıp kullanan olursa yazabilir. Yıllar geçince de bu videonun altında yorum olarak durabiliriz. Teknik özellikleri çok böyle değinmedim hani böyle şu kadar Ağırlığı var vesaire, onları da böyle yine kendi web sitelerine falan koyarım oradan, görüp bakabilirsiniz. Böyle bir kulaklıkta. incelenmesi istediğiniz başka ürünler varsa, yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, başka görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Evet, merhaba selamlar. Şimdi bu ses kaydını Corsair HS80 ile alıyorum. Ses kaydı almamın sebebi de Discord'dan konuşma yaptık, işte telefondan hoparlörüyle dışarı verdik. Telefonun hoparlörü de böyle çok cızırtı cızırtı geldi, o yüzden ben tertemiz HS80'in mikrofonuyla Windows'tan bir ses kaydı alıyorum. Bakalım nasıl gelecek kulağınıza beğenecek misiniz? Yani şu anda korseyi taktım, hiçbir şekilde ayar yapmadım bu arada.